Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere iki renkli, çok pratik tatlı tarifimiz var. Sadece 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz, yapımı oldukça pratik, bir o kadar da lezzetli bir tatlı tarifi denemenizi tavsiye ederim. Tatlımızın yapımına geçelim. Öncelikle muhallebimizi hazırlıyoruz. Tenceremizin içerisine 1 litre su, 2 yemek kaşığı mısır veya buğday nişastası, 4 yemek kaşığı dolusu unumuzu içerisine ilave edelim. Sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirelim. Kaynayıp koyulaşan muhallebimizin içerisine 1 yemek kaşığı margarin veya tereyağı ve 1 paket şekerli vanilyamızı ilave edelim. Erinceye kadar karıştıralım ve ocağımızdan alalım. Muhallebimizi hazırladıktan sonra yarısını başka bir kabın içerisine alalım. 6-7 kepçe kadar aldım ben. Muhallebimizi ikiye ayırdıktan sonra yarısına bir çay bardağı kadar damla çikolatalarımızı ilave edelim ve iyice karıştıralım. Çikolatalı muhallebi elde edelim. Eğer damla çikolatanız yoksa normal sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Bu şekilde büyük küçülebilen kalıp kullandım. Eğer sizlerde bu şekilde kalıp yoksa borcamda da hazırlayabilirsiniz. Kalıbımın boyutu 20 santim arkadaşlar. Servis tabağımın üzerine koydum ve kedi dillerimi süt ile ıslatarak alt kısmına dizdim. Kedi dillerimizin 3 tanesini yan, 3 tanesini dik olacak şekilde diziyoruz. Karşı tarafı da aynı şekilde yapalım. Bu tatlıyı yapmak için toplamda 1 paket kedi dili kullandım. Hazırlamış olduğumuz çikolatalı muhallebimizi alt kısmına bu şekilde dökelim. Üzerini spatula ile düzeltelim. Daha sonra yine aynı şekilde kedi dillerimizi süt ile ıslatalım ve dizelim. Üst kısmına da ayırmış olduğumuz diğer muhallebimizi dökelim ve üzerini spatula ile düzelterek soğumaya bırakalım. Gördüğünüz gibi oldukça pratik bir tatlı. Ayrıca bir muhallebiden iki renkli tatlı yapıyoruz. Tatlımızı hazırladık. Bu şekilde tatlımızı ılıdıktan sonra buzdolabımıza koyalım ve soğumaya bırakalım. En az 1 saat kadar dinlendirelim. 1 saatin sonunda çıkartalım ve üzerini bu şekilde kakao ile süsleyelim. İsterseniz üzerini farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Tatlımızın kalıbımızdan kolay bir şekilde çıkması için kenarlarını bir bıçak ile bu şekilde çizelim. Tatlımızın etrafındaki kalıbı dikkatli bir şekilde alalım.
Tatlımızın görüntüsü bu şekilde. Tatlımızı dilimliyoruz. Her dilimlediğinizde bıçağınızı bir peçete ile silerseniz arasındaki malzemelerin birbirine karışmasını önlemiş olursunuz. Hazırlama aşaması sadece 10 dakikanızı alacak, çok pratik, iki renkli bir tatlı tarifi. Denediğinizde sizler de pişman olmayacaksınız. Çok pratik, tam tutan bir tatlı tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın.